Cinsiyet odaklı habercilik projesiyle ilgili konuşacağız. Sidacığım, proje sana ne kattı, ne düşünüyorsun, eksiklikleri var mı? Ne pek bir eksiklik yok. Zaten buraya gelirken konulara hakimdim. Sadece farklı perspektiflerden bakmaya gayret gösterdim. STK'larla aynı ortamda, gazeteciler, STK'lar arasındaki iletişim, iletişimsizlik, bunları gördüm. Bunları gördüğüm iyi oldu. Büşra Özbiçer, Adana'da avukatlık yapıyorum. Benim için güzel bir deneyimdi. Ben daha önce gazetecilerle bu anlamda bir arada olmamıştım. Farklı STK'larla da bir arada olmak güzel, verimli oldu benim için. Merhaba, ben Sandra. Kadın Emeği Kolektif üyesiyim. Ayrıca Mor Kampüs çalışması yapıyorum. İlk önce toplumsal cinsiyet odaklı habercilik projesini ilk duyduğum zamanlar gerçekten heyecanlanmıştım. Ben bir iletişim fakültesi öğrencisi değilim ama bu konuyla ilgili yakından bir ilgim var. Sonuçta hepimiz burada artık gönüllü muhabirlik yapma dönemine düşeceğiz gibi. Çünkü malum baskılardan kaynaklı da mevcut yayın organları yavaş yavaş kapatılıyor. Belki de sesimizi çıkaracağımız herhangi bir organ kalmayacak. Kendi sesimizi yükseltebilmek adına bu eğitim bana da çok iyi geldi. Bundan sonra da kendi haberimizi yapma yolunda nelere dikkat edeceğimizi, neleri kıstas alacağımızı öğrenmiş olduk. Karşılıklı bir öğrenme süreci. Biz de çok şey öğrendik, öyle düşünüyorum. En çok beni sevindiren yanı aslında amaçlarımızdan biri STK'larla, yani haber kaynağı olarak STK'larla gazetecilerin buluşmasıydı. Onu bir ölçüde becerebilmiş olmak ama daha fazlası da yapmamız lazım bundan sonrası için, öyle düşünüyorum. Bir takım notları aldık, galiba bir dahaki sefere daha iyi olacak. Gerçekten 8 yıldır kadın gazetesi çıkaran bir gazeteci olarak çok şey öğrendim. Özellikle bir LGBTİ konusu benim hakikaten bildiğim bir konu değildi. Haberleştirme anlamında daha çok yararlandım. İyi oldu benim açımdan. Ben Mersin Üniversitesi'nde okuyorum. Çalışma ekonomisi okuyorum. Yedirek'te aktivizm yapıyorum. Mersin'de. LGBT'yi yorumluyorum. Böyle. Çok faydalı buluyorum bu çalışmayı da. İki gündür iletişimle alakalı bir bölüm olmamasına rağmen keyif aldım. Teşekkür ediyorum BNT arkadaşlarımıza.